Selam, ben Siyasetsu. Geçen videoda sözünü verdiğim Haşir ama bilge modunu nereden öğrendi videosuna hoş geldiniz. Eğer video hoşunuza giderse bir beğeni atmayı unutmayın. Bu bana gerçekten yardımcı oluyor. Şimdi geçen videoda bilge modunun ne olduğundan detaylıca bahsettim zaten. O yüzden o videoyu izlemediyseniz önce ona bir göz atıp gelin derim. O videoda demiştim ki açıklanılan kadarıyla bilge modu sadece iki şekilde öğreniliyor. 1. Ryuichi mağarasında yılanlardan. 2. Myoboku dağında kurbağalardan. Ancak Hashirama'nın ne kurbağa ne de yılan bilgeliğine benzemediğini belirtmiştim. Şimdi de nereden öğrenmiş olabileceğine geçelim. Bu konuda yaptığım araştırmalar sonucu iki tane dikkate değer teoriye ulaştım ve şimdi onlardan bahsedeceğim. Teori 1. Shikotsu Ormanı. Seride bu ormanı asla mekan olarak görmedik. Ancak varlığından bahsedildi. Hani şu Tsunade'nin çağırdığı sülükler var ya, işte o sülükler Shikotsu Ormanı'nda bulunuyor. Tıpkı kurbağaların Myoboku Dağı, yılanların da Ryuichi Mağarası'nda bulunması gibi. Henüz ismi bile bir iki kere geçmiş bir yerin doğa çakrası içerdiğini ve orada öğrenilebileceğini açıklamalarını beklemek de boşa beklemek olurdu bence. Ancak orada da bilge modu öğrenilebileceğine dair argüman da şuradan geliyor. Konoha'nın efsanevi seninleri üçlemesinde Orochimaru yılan, Jiraiya kurbağa ve Tsunade'de sülükleri temsil ediyor. Eğer Orochimaru ve Jiraiya'nın çağırdığı hayvanların doğa çakrası ile ilişkisi varsa Tsunade'nin de olmalı. Çünkü bu üçlemede yılan kurbağadan, kurbağa sülükten, sülük de yılandan daha güçlü. Dolayısıyla güç dengesini ve üçlemeyi bu şekilde korumaları gerekiyor. Bakın yanlış anlamayın, Tsunade bilge moduna sahip demiyorum. Sadece sülüklerin bulunduğu Shikotsu ormanından bahsediyorum. Ayrıca şöyle bir şey de var. Az önce bahsettiğim denkleme göre Tsunade Orochimaru'dan, Orochimaru Jiraiya'dan, Jiraiya da Tsunade'den daha güçlü. Şimdi bu kısımlarda anlaştığımıza göre bir adım daha ileri gidelim. 1. Hokage Hashirama, Senju klanından bir shinobi. Senju klanının lakabını biliyorsunuz. Senju of the Forest, yani ormanın Senju klanı. Shikotsu ormanı da bir orman. Dolayısıyla Hashirama'nın sülüklerin yaşadığı ormanla ve sonrasında sülüklerle bir ilişkisi olabilir. Buna dair bir başka argüman da, bildiğiniz gibi Tsunade 1. Hokage Hashirama Senju'nun torunu ve kendisi sülükleri çağırabiliyor. Efsanevi yerlerden birisi olan Shikotsu ormanına nasıl ulaşıp sülüklerle kontrat imzalayabilirdi ki? Yani böyle bir şey olacaksa tabii ki de ormanın Senju klanından olan büyük babası sayesinde olurdu. Artık gerekli bağlantıları da kurduğumuza göre teoriyi anlamaya başlamışsınızdır. Büyük ihtimalle Hashirama Shikotsu ormanına gitti ve oradaki sülükler sayesinde öğrendi. Bu yüzden bilgelik modu ne kurbağa ne de yılan bilgeliğine benziyor. İkinci teori ise maymunlardan. Bu teorinin argümanları ise Hiruzen'in çağırdığı maymun kral Enma'nın Hashirama'ya benzemesi ve bir ormandaki en avantajlı hayvanın mantıken maymun olması. Çünkü Hashirama sadece ona özgü olan Mokuton teknikleriyle ünlü birisi. Şimdi Madara bile azıcık Hashirama hücresine sahip olmasına rağmen koca bir çölü yeşil bir ormana çevirebiliyor. Hashirama'nın Mokuton'unun ne kadar üstün olduğunu düşününce orada çağrılacak bir hayvan ancak maymun olabilir. Başka bir bağlantı da şu. Hiruzen 1. ve 2. Hokage'nin öğrencisiydi. Hashirama ile bağlantısı var yani. O yüzden belki de maymun çağırma tekniğini Hashirama'dan miras almış olabilir. Tıpkı Naruto'nun kurbağa, Sasuke'nin yılan ve Sakura'nın sülük çağırması gibi. Teoriler hakkındaki düşüncelerimi sorarsanız, en azından ilkinin elle tutulur bir kısmı var. Sülükler de hikayede etkileşimde bulunulan yılan ve kurbağalar gibi doğa çakrasıyla haşir neşir olabilir. Hashirama'nın torununun da sülük çağırması, tekniği ondan miras almış olabileceği ve Hashirama'nın sülükler bilge modunu öğrenmiş olabileceği bana daha mantıklı geliyor. Ama tabii resmi olarak hiçbir yerde ne sülüklerin ne de Shikotsu ormanının doğa çakrasıyla alakası olduğu yazmıyor. Bunu bir daha belirtiyorum. Aynı şekilde Hashirama'nın da sülüklerle ilişkisi yok. İkinci teori ise sadece benzerlik ve öğrenci-öğretmen ilişkisinden ibaret. Çok da mantıklı gelmiyor bana. Peki siz bunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Ve videoyu nasıl buldunuz? Teori serisinin devamı gelsin mi? Yorumlara yazın, esen kalın.